Merhaba. Ben Koray Güçlü. Bugün 7 Aralık 2009, marketler kapandı. Borsa evvelki gün, yani dün değil evvelsi gün yaptığım analizde gösterdiği gibi eksi çıktı. Tabii dün büyük bir yükseliş olmuştu. Yani dün yükseliş olmuştu. Saat şu anda 00:19. Perşembe oldu. Amerikan marketleri kapandı. Görüldüğü gibi bütün marketler kapanmış. İndeksler çok negatif görünüyor. Bütün değerler negatif görüldüğü gibi. Burada bakarsak Scans buy sell sinyallerine bakacağız. Sell sinyali az, buy sinyali çok olmuş. Burada gene buy sinyalleri çok. Parabolik sell sinyaller artmış buy sinyallere göre. New sesi sell sinyaller. New weekly low 33 tane gelmiş. Tekrar aşağı inmiş yani. Böyle çok böyle istatistiksel olarak değişiklik gösteren bir değer yok. Çok büyük değerler yok. Marketlere bakarsak New York Stock Exchange görüldüğü gibi 1-2-3-4 günlük artıştan sonra düşüş göstermiş marketler. Bu düşüş grafikte görülmüş. Bu değerin üstüne çıkamamış. Tekrar aşağıya inmiş. Diğer Nasdaq indeksinde bakarsak aynı değeri yukarı çıkmış. Tekrar higher trend. Burada downside breakout olmuş. Bu aşağıya doğru inmiş. Burada da aynı formasyon olması lazım görüldüğü gibi. Bakarsak Amex de çok düşmüş. Burada divergence olmuş. Burada da daily barda divergence. Büyük downside breakout olmuş, aşağıya doğru inmiş hisse. Russell 2000'e bakarsak
dakika da mak diye aşağıya inmiş. Wilshire 5000 indeksi agregate marketi göstermekte. Görüldüğü gibi bütün hisseler aşağıya doğru açıldı. Downside breakout olmuş ve aşağıya kaymaya başlamış. Bütün büyük hisse yani genelde market bu formu göstermiş. Evet, büyük düşüş göstermiş. Aralığı az fakat büyük volümde işlem olduğunu göstermekte. Evet, buradan bakarsak evet, şimdi marketlerdeki haberleri gözden geçirirsek December'da Aralık 1'inden sonra düşen en büyük düşüş yaşayan en büyük günmüş. Hiçbir şey yapmadan satış yapıyorlarmış. Evet, başlıklar böyle. Şimdi grafiğe geçelim. Buna geçmeden önce DAX'ın ne durumda olduğuna bakalım. Buradan trading. Biraz sürecek. Evet, günlük Amerikan endekslerine bakarsak burada büyük volüm olmuş. Yukarı çıkmış, tekrar geri gelmiş daha az volümde. İyi görünmekte aslında. Bu başka hisse. Bir saniye. Çok yani aralığı küçük. Volüm en çok aşağıya doğru düşüş göstermiş. Burada 60 dakikalık grafiğe bakarsak lower high lower low olarak ilerlemiş.
Borsada. Düşüşe geçmiş. Dakikalık grafikti. Bu düşüşe geçtiğini daha önceden görebiliyoruz. Düşüşe geçtiğini şurada görebiliyoruz. Saat 14'te giriyoruz 30 dakikalıkta. Burada ise saat 1.7.13'te görünüyor. 30 dakika diyor burada saat şunun geçişi saat 15'te. 10 dakikalık grafiğe bakarsak önceki gün görünüyor. Marketlerin aşağıya önceki gün altısında görünüyor. Aşağı indi. 5 dakikalık grafiğe bakarsak bakarsak aşağı gidecek görünüyor yarın da. Market bu değerin altına düşerse bundan sonra bu sene de aşağı düşer demek. December low bu ya da yani bu değerler bu değer ve December low değeri büyük önem taşımakta. November ve December burada da formasyon aynı. Şimdi bakalım. Hugo Boss vardı. Short
short yapabileceğimiz çok iyi short olmuş. Dediğim şekilde çok iyi bir short imkanı. Evet, gerekmeyen esirleri çıkaracağımı söylemiştim. Bunu yapmak gerekiyor. Hızlı olarak tekrar bakalım. Bence bunu short edebiliriz.
yukarı olarak görünüyor. Burada da yukarı görünüyor. Zaten inside değil. Burası aşağıya doğru inmiş. Büyük volümde düşmüş. %9 değer kaybetmiş Nordex. Tekrar günlük grafiğe gelelim. Bir şey fark ettim. Haftalık grafiğe günlük olarak bakıyorsan bakmanın önemi yok. Aylık grafiği de haftalık bakmada da önemli yok. Bir grafiğin bitişinde yani. Haftalık grafiğe hafta sonu bakmak daha iyi. Aylık grafiğe ay sonunda bakmak daha iyi. Ama iş yaparken yapman gereken şey, tabi ilk grafiği baktığında sürekli takip etmiyorsan hisseyi, ilk baktığında haftalık grafik önemli. Önceden bilmiyorsan hisseyi. Ama sürekli bir hissenin üstünden geçiyorsan haftalık grafiği o kadar önemli olmuyor. Günlük ve saatlik ve küçük birimlerdeki grafiği de önemli. Marketler yarın da aşağıya doğru olacak büyük bir ihtimalle. Burada bunun düşeceğini söylemiştim. İyi ki orada satmadık hisseyi. Tabii 6.82 de yerine gelmiş. Buralarda bir yerde satabilirdik. Genel haftalık grafiğine bakalım. Şimdi haftalık grafik önemli oluyor. Geri gidip biraz geriden bakmak. Genelde aşağı inen bir hisse olduğu için bu trendin devam edeceğini kabul etmek daha doğru olacak. Onun için o trade yapmıştım, bunu almıştım ben. Burada herhangi bir şey yapmayacağım onun için. Evet, yarın da hisseler de aşağıya doğru ilerleyecek. Bugün gene trade yapmadım.
Yollar karlı, arabasız gidip geliyorum. İşe arabasız gidip gelmek de yoruyor. Çok soğuk dışarısı. Bugün de geç geldi tren. Geç gelen tren de ertelendi. Dışarıda soğukta bekledik. Eve geldiğimde de yorgundum. Bu trade üstünde uğraşamadım bugün. Yani herhangi bir alım satım yapamadım. Saat de bugün gene geç oldu. Bu hafta hep geç yattım. Bu hafta da böyle ilerliyor bakalım. Yani short olasılığı var. Evvelsi gün yaptığım tahminler doğru çıktı. Önceki videoları da yükledim zaten. Böyle oldu. Görüşmek.